Çocuklar, işte cebir selifahatlarda bu şekilde. Bunları hemen defterinize alıyorsunuz. Ya matematik ne kadar da sıkıcı bir şey. Aynen, bu ne böyle ya? Canım çıktı yazı yazmaktan. Öğretmeni söylesek mi? Tamam, bizi boş bıraksın ya da dışarıya çıkalım. Efendim kızım. Şey hocam, bir şey diyeceğim size. Ne diyeceksin? Hocam çok sıkıldık matematikten ya. Artık matematik istemesek. Aynen hocam ya. Matematik de matematik. İkizimden sıkıldım artık. Sürekli derdim matematik. Ya derdim matematik değil. Matematik değil. Matematik değil. Evet hocam, birazcık matematik istemesek. Çocuklar, matematik çok önemlidir. Günlük hayatımızda çok kullanırız matematiği. İsterseniz bir gün boyunca hiç matematik kullanmadan yaşayın. Mesela yarın, sonuçta cumartesi. Pazar gününe kadar yani. Pazartesi gününde bana raporlarınızı verirsiniz. Bakalım nasıl oluyormuş. Matematiksiz bir dünya çok eğlenceli olacak. Aynen öyle. Yes be, iki günlüğü de olsa matematikten kurtulduk değil mi kanka? Aynen, iki gün bile olsa kurtulduk. Daha sonra pişman olmayasınız. Hocam ne pişmanlığı, çok mutluyuz şu anda. Neyse, zaten zil çaldı. Hadi iyi tatiller. Çok eğlenceli olacak kanka ya. Sonuçta matematik falan yok. Haklısın, eğlenceli mi eğlenceli bir gün olacak gerçekten bu iki gün. Sonuçta matematik yok, kurtulduk ondan. Hadi biz de çıkalım. Evde kimse yok mu? Anne. Aa kızım, hoş geldin. Hoş buldum. Şey, ben çiğde geçiyorum. Tamam, ben de mutfaktayım. Ve bu arada öğretmeniniz mesaj attı. İki gün yani cumartesi ve pazar günü matematiksiz yaşayacaksınız. Ne matematiksizliği? Evet haklısın, aslında okulda da demişti öğretmenimiz. Memnun musun? Tabii ki ya, matematikten kurtuldum. Tamam o zaman, ben mutfaktayım. Ben de oturuyorum. Televizyon mu izlesem? Kumanda burada olmalı. Uzay mekiği 200 bin metre uzağa fırlatıldı. 3 adet çilek 10 liraya satıldı. Bu ne ya? Ya da matematik var, çizgi film izleyeyim bari. Seksek. 1, 2, 3. Ya bu ne? Televizyon falan izlemiyorum. Ya cidden bu ne böyle? Ay ağzım takıldı. Matematik olmayacak dedik ama hayatımın her alanında matematik var. Çizgi filmlere bile bulaşmış. Neyse, annem çağırıyor beni. Hemen gideyim. Kızım ya, sana bir şey diyeceğim. Bak aldın ekmek, alsana. Aman. Tamam alırım. Al bakalım. Ama anne, burada 50 kuruş var. Nasıl alacağım? Kızım, para da matematiğe giriyor. Hadi al gel. Yarım ekmek bile alamam. Yarım dedim. Sonunda birisi geliyor. Merhaba abi. 50 kuruş ekmek var mı? Sen deli misin? 50 kuruş ekmek mi olur? Olur olmaz değil mi? Paran yetmiyor. 1 lira daha ihtiyacım var. Yarım ekmek bile alamaz mıyım? Peki. Anne. Ne oldu kızım? Şey anne, ben ekmek alamadım çünkü satmıyorlarmış paraya. Ama kızım nasıl olmaz? Ya ne bileyim işte, satmadı, yarım ekmek de vermedi. Yine yarım dedim. Ekmek vermedi. Neyse tamam. Hadi ver. Şimdi ya. Neyse, bari ben bugün ödevlerimi bitireyim. Cumartesi pazar rahat ederim. Evet, defterimi aldım. Hadi gidelim. Tamamdır. Ama sen burada bizim hesap yapmamızı istiyor. Ben hesap yapamam ki çünkü bugün matematik yok. Ben ödev yapmayacağım. Bilgisayar oturayım bari. Hem orada matematik yok. Neymiş böyle? Arabanın içine 2000 tane top doldurmak. Ya en sevdiğim kanal yüklemiş ama izleyemem ki çünkü 2000 var. İşte başka kanallara bakayım. Sayı içermeyen bir video.
Ama bunlar soru soruyor. Bu da veri oluyor. Ya bırak interneti falan. Ya hayatım, matematiksiz alanı yok ki. Bir arkadaşımı arayıp çağırayım. Mesaj atayım direkt. Gelsene dedim, dediği şeye bak. Yarım saat sonra teyzesine geçecekmiş. Yarım geçtiğine göre arkadaşımı da çağıramam. Zaten o da gelemiyor. Bu arada ben çok acıktım ya. Anneme söyleyeyim en iyisi. Anne, bana yemek hazırla. Yemek demişken kilo almış mıyımdır acaba? Artıyı çıkarayım mı, tartınayım? Tamam. Ya bir dakika, tartı kilogramı ölçmüyor muydu? Kilogram da bir matematik birimi. Kilomu da ölçemem. Of. Ya bu ne böyle? Matematiksiz hayat çok sıkıcı. Hiçbir şey yapamıyorum bile. Kızım ne bağırıyorsun? Sesin tam mutfaktan duyuluyor. Ne oldu, yaşayamadın mı matematiksiz? Vallahi yaşayamadım. Arkadaşımla mesajlaşamıyorum. Çeyrek, tam yarım diyemiyorum. Kilomu ölçemiyorum. Televizyon izleyemiyorum. Sayamıyorum. Hesaplama yapamıyorum. Bu demek oluyor ki ödev de yapamıyorum. YouTube'dan video bile izleyemiyorum. Esmi, yani matematiğin güzel olduğunu kabul mü ettin? Aynen öyle. Matematik olmasa çok sıkıcı. Tamam. Bu sonucu duymak istiyordum. Şimdi hemen ne mesaj atacağım. 2 gün boyunca istediğin şeyi yapabilirsin. Oh be! Ben YouTube'a gidiyorum. Sen oyna. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu arada siz de böyle istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bana arkadaşım WhatsApp'tan yazmıştı ve çok güzel bir fikir bence. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bye bye.